Mahfiyar ekranlarından selamlar. Bugün yine evlerden gündem haberlerimizi konuşacağız. Oyun dünyasında öyle aman aman gelişmeler yok. Ulan videonun da başından herkesi kaçırdım ya. Arkadaşlar bir bok yok dağılabilirsiniz diye. Aslında konuşulacak 2-3 konu var. Güzel konular bunlar. Birkaç tanesi heyecan verici gelişmeler, dedikodular. Şimdi ilki bir gerçek bir dedikodu değil. Geçen Xbox konferansını canlı olarak seyretmiştik. Yayın tekrarını da YouTube'da görebilirsiniz zaten. O konferans esnasında Medium diye bir oyunla tanıştık. Hatta ben Silent Hill mi lan bu demiştim. Sonradan Favorimiz de oydu hemen hemen. Evet, Silent Hill'in müziklerini yapan abinin bestelediği bir oyun olduğunu öğrenmiştik. Bu oyun şöyle bir enteresan taraf var. Biz o anda fark etmedik bunu. Belki de söylemediler, kaçırdık bilmiyorum ama bu gördüğümüz yeni nesil bir oyun aslında. Yani bu jenerasyonda Xbox One ve PlayStation 4'te oynayamayacağımız tamamen yeni nesil için yapılmış bir oyun olacak. Aslında ilk yeni nesil oyunlardan birini gördük. Tamamıyla full yeni nesil. Kendisinin neden yeni nesil olduğu da aslında tam olarak grafikleriyle alakalı bir durum değil. O oyun içerisinde videosunu seyrediyorsunuzdur. Bir geçiş sahnesi var. Yani böyle bir anda alternatif evrene geçiyorsun. O Silent Hill'lerde de mevcut olan aslında bir durumdu. O alternatif evrene geçmek çok hızlı olacak bir şey. Bir loading olmayacak, bir yükleme olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Ve bayağı geniş bir alanı aslında bir anda alternatif olarak geçmiş olacaksınız. Bunu yapmanın mevcut nesilde mümkün olmadığını söylemiş yapımcılar. Yani bu yeni neslin getirdiği SSD gücü sayesinde bu hızlı geçişi sağlayabiliyoruz. O yüzden bu oyun günümüz neslinde yapması mümkün olan bir oyun değil demişler. Aynı zamanda Xbox üzerinde konuşmuşlar bunu. Çünkü onlarla anlaşmalı oldukları için. Ama Xbox Series X'in oyun yapma konusunda çok rahat. Yani hatta en rahat konsol olduğunu söylemişler bu zamana kadar uğraştıkları konsollar arasında. Hani gerçekten oyun üretmesi çok kolay demişlerdi. Bunu bu arada daha önce de duymuştuk biz. Yani üretim aşamasında işinizi çok daha rahatlatıyor bu Evet. yeni nesil konsollar diye haberler çıkmıştı. Ama Üretimler iki tarafa da yükselmekte dediler. Demek ki iki demişlerdi. taraftan da güzel oyunlar bekliyoruz artık madem bu kadar kolay. De madem böyle iki otur yaz git o zaman yani. PlayStation 5 için de bayağı şey demişlerdi zamanında PlayStation tarafında çalışanlar. Hani çıktığı zaman gördüğünüz zaman yani sizin tarafı tabii nasıl etkiler oyuncu tarafını bilmiyorum da ya bizim için inanılmaz kolaylaştırıcı şeyleri var. Üretim aşamasını değiştirecek derecede kolaylık sağlıyor diye açıklamalar yapılmıştı PlayStation tarafı için de. Yani Medium nasıl bir oyun olacak bilmiyorum. Kalitesi hakkında bir şey söylemek şu an için zor. Fakat daha önce Blair Witch ve Layers of Fear yapan ekip tarafından yapılmış bir oyun bu arada. Korku oyunlarına aşina bir ekip. Şu anda da şeyi yükseltmişler gibi, skalayı yükseltmişler. Biraz daha Layers of Fear'da, Blair Witch'te biraz daha indie horror yani janrasındayken bu oyun bayağı şey duruyor, sağlam duruyor yani görsel Evet, olarak. ya çıtayı hakikaten yükseltmiş gibiler. Layers of Fear'da, Blair Witch'te çok başarılı yapımlar değillerdi. Hani açıkçası Aslında yani. Layers of Fear öyleydi ya. Blair Witch'i, evet Blair Witch o kadar konuşulmadı ama Layers of Fear Yo, şöyle tabii popülerlik müthiş olarak evet yapımlar ama değil. evet. Ya Ya bir prodüksiyon kalitesi Silent olarak Hill değil yani, marka tabii yani olarak. prodüksiyon kalitesi olarak değillerdi ama o dönemin hani Outlast Amnesia'sından sonra en çok konuşulan üçüncü oyun diye hatırlıyorum ben Layers of Fear yani. Outlast Amnesia olmadılar ama bayağı bir konuşuldu Layers of Fear'da çıktığı dönem diye aklımda kalmış. Biz de onun zamanında oynamıştık hatırlıyor musun Evet. bir video serisinde? Zaten Hani oradan biz biliyorum de oyunu. Yani. evet. Yani bayağı altıma ettiren bir oyun olmuş. Benim hiç sevmediğim bir türdür. Ya Öt işte patlatmalı oyunlar. şey diyecektim hani burada böyle bir zıplama var. Hani kendi yani Tabii. stüdyo olarak da daha büyük bir işe girişmişler. İnşallah altından Evet. güzelce kalkarlar. Hani gördüğümüz İnşallah. kadarıyla umut vaat ediyor. O ayrı bir mevzu da hani önceki Aynen. oyunlarına bakıp işte bunu yaparlar demekten ziyade önce bunları yapmışlar. Bunu acaba yapabilecekler mi diye yaklaşıyorsunuz. Ama tabii ki inşallah korku oyunu sevenlere güzel bir şey yaşatırlar. Yapabilecek kapasiteleri de var zaten. Daha önce de korku oyunlarında çalışmalarından ötürü ama işte işin çerçevesi büyüyünce bazen aynı kolaylıkta hani iyi bir iş çıkartmak kolay olmayabiliyor. Bakalım nasıl Evet. kalacaklar altlarından. Resident Evil 8'e de girmek lazım. Onunla ilgili de ufak bir dedikodu çıktı. Gene söylenti bu. Hani oyunun 2021'in erken aşamalarında geleceği söyleniyor. 2021'in başında çıkacağı iddia ediliyor. Daha önce 2020 çıkacak başında duyurulacak denilmişti. Yani çıkış tarihi tam net değil. Ama şöyle bir şey var. Oyunda göreceğimiz en rahatsız edici düşman tasarımlarını göreceğimiz iddia edilmiş. Bu iddialar tabii firma yapan, oyunu yapan kişi tarafından gelmiyor. Üçüncü kaynaklardan geliyor. Rahatsız edici düşman tasarımlarıyla karşı karşıya kalmaktan kasıt ne bilmiyorum ama Resident Evil 8 için de böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında daha bir şey yok. Önceki iddialar da tam doğrulanmadı. Onlar Evet. doğruysa zaten iyice paranormal olaylara girecekler falan. Hani ucu açık korkutucu düşman tasarım açısından. Aynen zaten bu 8. oyun bayağı işte kurt adamlardan tut da şeye kadar hani farklı çeşitli. Daha önce Resident Evil'lara çok görmediğimiz düşman çeşitlerine odaklanacağı söyleniliyordu. Şaşırmam öyle bir şey yaparlarsa bu arada. Çünkü zombi teması hani evet bir zombi teması var.
Resident Evil oyunları hep zombi teması üzerine kurulu oldu ama farklı bir yorum getirmeleri de seri içerisinde bir nefes aldırabilir, ferahlatıcı olabilir. Çünkü kaç oyunluk seri anasını satayım yani. Farklı bir şeye girmek istemelerini anlayabilirim. Abi bir de Yaparlarsa öyle bir şey. Resident Evil 7'deki karakterler yeteri kadar rahatsız edici değil, ediciydi. Daha rahatsız edici ne yapacaklar dediğin zaman benim tüylerim diken diken oluyor. Yani Lucas da, Baba da, Ana da oradaki çok Evet. rahatsız edici tipler değil miydi abi? Yani Onlar daha... öyleydi. NPC'ler değildi. Yani Ha. şeyler rahatsız edici. Yani Doğru. o boss gibi olan ana karakterler rahatsız edici tipler hakikaten. Olabilir. Ama Olabilir. normal sıka sıka vurduğun düşmanlar bildiğin tırt diğer. Belki Resident Evil oyunlarının en kötü düşmanları olabilir yani. Doğru, Yani öyle çok düşünmüyordum. jenerik düşmanlardı. Bir ilginç haber de Xbox tarafından girdik. Oradan da devam edelim. Şimdi bir kafa karışıklığı var Xbox'la alakalı. PlayStation tarafını hiç bilmiyoruz zaten. Daha açıklamadılar. Kafa karışıklığı şu. Şimdi Xbox tarafı dedi ki biz Xbox Series X'e yapacağımız hani çıkacak oyunlar Xbox One'da da oynanabilir olacak. Yani Xbox Series X'e geliyorsa Xbox One'da oynanabilir olacak. Yani ilk defa böyle bir şeyi resmi olarak firma net olarak söylüyor. Şimdi bu durum şu açıdan kafa karıştırdı. Yani Xbox Series X'e gelecek her oyun Xbox One'da da olacak mı? Yani bundan atıyorum işte 2020 yılı içerisinde Ubisoft Far Cry 7 yaptı. Sallıyorum şu anda. Xbox Series X'te de olacak. Xbox One'da da mı olacak yani? Tam bir net değil. Değildi burada olaylar falan. Bu netliği biraz daha belirgin hale getirmek için 2 yıl boyunca yani en az 1 yıl diyorlar, 2 yıl diyorlar, belki 3 yıl da olabilir. Kendi yaptıkları oyunlar, Microsoft'un yaptığı oyunlar Xbox Series X'te de olacak, Xbox One'da da olacak. Yani bu üç tarafta da göreceğiz. Fakat dışarıdan bir yapımcı oyun yaptığı zaman Xbox One'a da çıkartmalısının zorunluluğu koymayacaklarmış. Yani sen Ubisoft Far Cry 7 mi yapacaksın? Xbox Series X'e çıkarıyorsan One'a da çıkartmak zorundasın. Anlaşmamız bu olacak falan gibi bir zorlama dayatma olmayacak. Sadece firma bunu yapmak isterse buna imkan sağlayacaklarmış. Yani bunu olacaklarmış optimize etmek açısından diğer konsollara. Yani bu noktada aslında Xbox Series X'te olacak her şey Xbox One'da olmayacak. Her firmaların kararları kendilerini bağlayacak. Bu da böyle 2 bir sene iyi. makul bir süre. Yani daha Ha fazla evet güzel olması iyi bir çok süre. karlı da olmayabilir. Zaten şey var, ilk bir sene garanti zaten hani diğer firmalarda AAA oyun yapan diğer firmalarda zaten önceki nesilleri de çıkartırlar, çıkartmak isterler. Çünkü satmak ya ilk Harcadır. amaçları. Ama o ilk yani ikinci seneyi nasıl Ama tamamlayacaklar bir eskiden de öyle değildi be dediler yani. sanki. Mi acaba? Ya bir şey var, bir Ne senenin kadar sonunda... eskiden? Ya PlayStation 4 ve Xbox One zamandan bahsediyorum canım. Yani Yok. o Orada bir önce konsol. baktığımızda şey örneği vardı sanki. Assassin's Creed Unity bir senenin sonunda artık sadece PlayStation 4 olarak çıkmış. Yani konsollar çıktı, bir sene sonrasında artık hakikaten Ubisoft ilk işte sadece yeni nesil Assassin's Creed oyununu çıkarttı. Ve aşağı yukarı diğer firmaların da sadece yeni nesile oyun yapmaları. Tabii Sony'yi saymıyorum, onlar ayrı bir mevzu da. Bir seneyi buldu gibi bir şey oldu. Yani Xbox'ın daha önce söylediği işte 2 sene boyunca destekleyeceğiz kısmı sadece kendi parti oyunları için olabilirmiş gibi geliyor. Daha ağırlıklı olarak. Ama hakikaten yani pek çok firma, büyük firma muhtemelen bir senenin sonunda iki tarafı da desteklemeyi bırakacaktır. Yani Ubisoft'lar olsun, Şeyi EA'ler ben olsun. merak ediyorum ama şey mesela şey şimdi Kasım'da çıkacak bu konsollar onu biliyoruz zaten ve sonbahar dönemi oyun sezonunun en hareketli olduğu dönemdir. Hep büyük babalar Kasım'da çıkmaya çalışırlar falan istisnalar tabii vardır da genelde sonbahar dönemini kovalar oyun firmaları. Acaba bir sonraki Kasım'da yeni nesil oyunlar görürüz büyük ihtimal yani sadece yeni nesile özel oyunlar görebiliriz. 2021'in Kasım ayından Evet. bahsediyorum. Hani ilk defa yeni nesle yapılmış oyunlardı ama Mayıs'tan Nisan'da acaba şu an hazırlanan bizim bilmediğimiz ve Mayıs Nisan'da göreceğimiz oyunlar olacak mı? Yeni nesile özel. Mesela Medium gibi bir örnek. Hani büyük firmaların yaptığı oyunlardan bahsediyorum. Mesela EA kapalı kapılar ardında Mayıs'ta çıkacak yeni nesil bir oyun için hazırlık yapıyor mu? Acaba firmalar yeni nesile ne kadar hızlı adapte olmak isteyecekler? Onu da merak ediyorum. Hani çünkü bayağıdır bu konsolların developer kitleri dolaşıyor sağda solda. Yani geliştirmek isteyen çoktan geliştirmeye başlamıştır. Hatta finalize etmeye çalışan da olmuştur. Belki Ocak, Şubat'ta bile yeni nesile özel dediğimiz bir oyun görme ihtimalimiz olur mu? Merak Ya ediyorum. Sony ve Microsoft'un kendi yaptığı oyunlar hariç tabii. bence devam eden markalarda olmaz hemen. Atıyorum bir FIFA falan gibi belli FIFA çok başlı jenerik bir devam yapım eden ki. büyük markalar hani sadece yeni nesile yapmaz ama sıfırdan girenler ya da daha böyle ufak seriler tercih edebilir belki. Ya büyük Ama çok yakın firmaların zamanda zannetmiyorum. ben de zannetmiyorum çünkü büyük firmaların hani sadece yeni nesile girebilmesi için yani yeni nesilde çıkan bir oyun büyük bir oyun yapabilmeleri için hani şöyle bir başarı hikayesi lazım yeni nesil konsollarda. Xbox olsun PlayStation 5 olsun fark etmez. İşte ilk 6 aylarında 40 milyon sattılar toplamda falan gibi. Hmm, Çünkü doğru. yani
O kadar Ama satabileceklerini zannetmiyorum. O kadar üretebileceklerinden bile emin değiliz şu anda koronadan ötürü. Öyle bir şey de var. ya da para Dolayısıyla alıp anlaşma yapması lazım. yani toplamda 160 milyon yani 120 milyon şey 100, 100, 105 milyon falan gibi PlayStation 4 satıldı. 50 milyon kadar da bildiğim kadarıyla şey satıldı. Xbox satıldı. Şimdi bu 155 tane 155 milyon konsolla çalışabilecek bir oyunu yapmak daha mantıklıdır ilk 6 ay içerisinde. Ama tabii ki bir yerden sonra terk etmek zorunda kalacaklar zaten ister istemez. Hani hem Ya teknik olarak hem tabii. de marketing olarak. Evet. Yani o şey önemli. Hani firmanın neyi ne zaman tercih edeceği konusu. Çünkü eskisi gibi değil abi yani. Bu 2013'te işte PlayStation 4 ve Xbox One'ların çıktığı gibi değil dönem artık yani. Hani bu virüs için O söylemiyorum da bunu. var. Bir de şöyle bir şey var. Yapan firma zaten virüse bakarak bunu öngöremez. Çünkü yani zaten oyun yapmaya başlamışsa yeni nesile 2 sene öncesinden başlamıştır. Hani virüs onun için planları dahilinde olan bir şey olmadığı için hani planlarını virüs çıktı diye değiştirmeyi çoktan o aşamaya geçmiş olması gerekebilir. Yani yeni İşte nesil oyun geliştiriyorsun. 2 sene Yani bir önce anda eski nesle döneyim ben diyemezsin diye yok tahmin ama ediyorum. 2 sene önce geliştirmeye başladığı oyunu da sadece yeni nesile odaklı yapmaz gibi geliyor bana. Yani İşte iki onu sene önce merak ediyorum ben. başladıysa çok sürpriz Bence olur. Erken çünkü. Ubisoft ve EA kesin çalışıyordur. Yani bir stüdyoları, bir firmaları, çünkü onlar büyük firmalar. Aynı anda 50 tane, 60 tane işe birden bakabilecek firmalar. Yani Ubisoft mesela aynı anda kaç tane projeyi eş zamanlı geliştiren bir firma. Bence bir tane firması şeyi yapıyordur kesin. Yeni nesil olacak bir Assassin's Creed oyunu için mesela, bu Valhalla'dan sonra çıkacak olan bir Assassin's Creed için çalışan bir ekip vardır bence. Benim tahminim yani. Evet. Yeni nesile özel olabilir o çalışacak ekip. Ama Ben şey yani göreceğiz bakalım. ilkbahar döneminde gelmez diye diyorum. Yoksa Ha, 2021'in ilkbahar dönemi sonbaharında evet. net görürüz bence zaten. Sonbahar da bence de kesin görürüz. İlkbahar ben de bir merak ettim de ilkbahar kısmı. Bir şey görecek miyiz ilkbaharda? Onun Watch Dogs Legion var Ubisoft'un çıkarça adını ağzına almıyor kimse. Evet. Oyun ne yaptılar? Gömdüler herhalde yani oyunu. Ubisoft'un Yani kendisi bile unutmuş olabilir yani. Bak biz oynadık lan oyunu. Yani Gamescom'da bayağı oynadık yani. Full oyun bitmiş bitiyordu. Oyunu sonra o kadar negatif geri dönüş oldu ki pıt diye kesip attılar büyük ihtimalle. Baştan geliştiriyorlarsa şaşırmam. valla yani ya baştan yani geliştirmiyorlar bambaşka diyor bir şey de ama olmaz herhalde evet. de süreç uzar. İşte onu ilkbahar döneminde bence görebiliriz. Yani ilkbahar döneminde görebiliriz ama o da hani zaten eski nesilde çalışacak bir oyun olur yani. Büyük ihtimalle. Beyond Good and Evil da öyle. Yani bir Evet. duyuruldu, gösterildi, sonra yok hiçbir şey. Evet. Aynen. Bir herkes o av falan dedi. O da bayağı oynanabilir teknoloji demoları falan yayınladılar. Böyle değişik bir Ubisoft'un normalde yapmadığı bir pazarlama anlayışı da yapıldı Beyond Good and Evil 2. Bir de garip sistemleri vardı yani kendi müziğini üret falan hani sen de katkıda Evet. bulun. Yani böyle indie oyun mu Ubisoft'un AAA bir oyunu mu böyle arada derede kalmış bir yapım gibi duruyordu. Onu da merak ediyorum neye bağlayacaklar. Neyse güzel dikkat etsinler. Tam sağlam hale gelince çıkarsınlar en azından. Hani hatalı Ayağınıza yıkın. çıkarmaktansa. Ubisoft dikkat et kendine. Diablo 2'den bir haber var. Diablo 2'nin 2020'nin sonunda tekrardan böyle bir şey olarak remastered versiyonu olarak gelebileceği söyleniliyor. Orhun'a bağlanıyoruz burada. Orhun bir Blizzard oyunları oynayan insan olarak Bence sence gelir mi? tehlikeli bir haber. Evet, şundan ötürü ya çıksın çıksın kesinlikle oynayacağım. O ayrı bir mevzu. Bir deneyeceğim, görmek istiyorum zaten yani tekrar dönmek için. Ama iki sebepten ötürü hype yapmıyorum. Birincisi Warcraft Reforged. O kadar kötü biçimde çıktı, o kadar sıkıntılı çıktı ki hani insan lan bir daha aynı hatayı yaparlar mı diye şey yapıyor. Ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yiyor ya insan. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor ya. O hesaptan ötürü bir hype yapamadım. İkinci sebebi de Diablo 2'nin yakın zamanda da aslında geliştiricilerinin, orijinal geliştiricilerinin anlattığı bir hikaye var. Geliştirme aşaması esnasında teknik bir sıkıntı yaşıyorlar ve oyunun kaynak kodları yok oluyor. Backup da alamamışlar belli bir teknik sebepten ötürü. Ve en sonunda şöyle toparlıyorlar Diablo 2'yi ve öyle çıkıyor. Hani herkesin işte herkesin evine götürdüğü ve evde çalıştığı üzerine parçalar falan tekrar bir araya getiriliyor. Eksik kısımlar tamamlanıyor ve derme çatma bir şekilde tekrardan kaynak kodu toparlayıp çıkartıyorlar oyunu. Dolayısıyla şey diyordu gene geliştiren adam. Remaster yapması o yüzden düşündüğünüzden daha zor olabilir diyordu. Hani Blizzard'da şu an çalışmıyorlar bunlar. Hani ama bu durumdan ötürü hani böyle bir işte remaster'ın ne kadar zor olabileceğinden bahsediyorlardı. Bir de yani bu hikayeyi üzerine koyunca ulan şimdi ya iyi iş çıkartırlarsa tetis çalışırlarsa olmaması için bir sebep yok bu arada. Çok karamsar da olmamak lazım ama bu iki olay üst üste gelince bir hype yapmayalım sonra canımız yanıyor diye böyle bir temkinli Hadi ya. yaklaşmaya şey oluyor. Ne sebep oluyor. Ama zaten hani bu hala bir dedikodu 2020'nin sonuna kadar yetişebilecek bir yani şey olması gerekiyor. BlizzCon, gerçi BlizzCon yapılabilecek mi o bile ayrı bir mevzu. İşte Kasım'da BlizzCon'u yapıp işte yarın oynayabilirsiniz falan demeleri lazım. Blizzard düşünüldüğü zaman çok şey gelmiyor bana. Hani çok olası gelmiyor Olası. bana. Ama olsa tabii ki bir yani düzgün çalışan, Ya. yeni modern PC'lerde problemsiz, yamasız, bilmem nesiz oynayabileceğimiz bir Diablo tabii ki güzel olur her zaman.
Ya tarih Şey ama değişebilir de mutlaka yaparlar yani, planlarında tabii. vardır. Ya o çok net para kazanacakları için oradan. Yani insanlar Warcraft 3 Reforged kötü çıktı, bunu almayayım da demeyeceklerdir. Yani almak için bekleyebilirler. Ön sipariş vermeyeceklerdir. O ayrı bir mevzu. Biraz İnsanlar orada kötü akıllanıyor. çıkmaktan öte bir şey oldu. Yani hem Metacritic'te en düşük puanı aldı. Evet. Yorumlar da işte oyuna tecavüz ettiniz falan gibi yani. Evet. Bayağı ağır şeyler oldu. Yani Şey bu da Orhun'un konuşmasından ben şunu anladım bu arada. Koskoca Blizzard, bak koskoca evet. Blizzard remastered yapabilecek mi onu tartışıyoruz ya. Evet. Ne kadar acı aslında yani, hani süreçteki o güven, yani o güvenin kırılması aslında Orhun'la Blizzard firmasının oyunlarıyla işte dışlı bir insan olarak duyduğum şeyler. Remastered lan bu. Hani bunu bile yapabilecek miyin yeterliliğini sorgular hale gelmişiz ya. Çok Onunla üzücü. alakalı dedikodu şöyle bir bilgi de var. Genelde port yapmak üzerine çalışan bir firma yapıyor bu remaster olayını. Adını şu anda unuttum. Ekrana yazarım tekrar habere bakıp. Yani birazcık aslında oradayda da sıkıntı var. Blizzard eski Blizzard değil. İçindeki insanlar da değişti, anlayışı da değişti. Activision'la birleştikten sonra da çok başka yerlere gitti. Ve dediğin gibi hakikaten ya, koskoca Blizzard'ın mümkün değil. Bundan mesela 7-8 sene evvel konuşsak mümkün değil eline yüzüne bulaştırmaz diyeceğimiz şeyleri eline yüzüne bulaştırdığını görmeye başladıktan sonra o güven ve genel olarak o işte Blizzard'dan babam çıksa yerim algısı bozulmuş oldu. Evet. Ve yani dolayısıyla da işte Diablo 2'ye de böyle şey yaklaşmak zorunda kalıyorsun ki hani ya, ben bu kadar seven bir insan olarak ben bile bu kadar hani tribe giriyorsam dışarıdan bakan insan oynamayabilebilir yani. Evet. Her şey Doğru mümkün. valla. Her Böyle şey mümkün, firmalar haklısın. sakat. O zaman son bir haber verelim gene eskilerden. Age of Empires 2 ile alakalı. Age of Empires 2 bu zamanlarda en yüksek oyuncu sayısına ulaşmış. Ulaşmaya devam ediyor. Tabii bahsettiğim istatistik Definitive Edition ile alakalı. Yani Age of'un son çıkan versiyonuyla alakalı ikinci oyun. 60 bin oyuncuya ulaşmış Steam'de anlık olarak. Ve her ay 1 milyon farklı oyuncu Age of 2'yi oynuyormuş. Böyle de bir bilgi var Steam üzerinde. Şimdi bu tabii çok enteresan bir şey. 20 yıldan fazla, 21 yıllık bir oyun bu Age of Empires 2. Tabii. Ve hala da en çok oynanan 150 oyun içerisinde. Şimdi Age of, aslında bunu böyle söyleyince garip gelmeyebilir kulağa ama 21 yıl lan. Yani hani bak, 21 yıl ya. Bir oyunun eskimemesini geçtim. Ya strateji türüne olan milletin bir açlığı mı var? Age of 2'de kimsenin unutamadığı bir şey mi var? Ya bunların hepsi var aslında biraz ama bence ya müthiş bir başarı hikayesi var burada. Age of Empires 4 çıkacak yakında. Yakın dediğim yani duyurdular. Oyunun iç videosunda benzer bir şey gördük. Grafik olarak bayağı iyi duruyordu oyun hatta. 2020'nin sonunda mı çıkar, 2021'de mi çıkar bilmiyorum ne zaman gelir. Ama Age of olan bu açlık, düşmekte olan strateji oyunu trendi vardı ya, bir ara strateji oyunu kimse girmiyordu. Büyük firmalar Evet. hala daha girmek istemiyorlardı Girmezler hala, fazla. evet. Şu an daha eskisi gibi popüler değil. Değil, evet, ama bazı firmaların belki daha fazla gözünü açmasını sağlayabilir. Çünkü genelde biraz daha indie ye yakın olan firmaların elinde kaldı strateji türü. Yani genelde onlar bu türü yaşatmak için bir şeyler yapıyorlar. Bayağı da başarılı örnekler çıktı. Ama Age of gibi böyle işte dört bir kitleyi işte alıp götürecek Civilization dışında var mı böyle aklınıza gelen çok büyük? Enno serisi var galiba, hani bir yakın zamanda Yok yok çıkan. yok, hiç kıyas görmez öyle söyleyeyim. Yani evet, o da bir gerçek zamanlı strateji sayılabilecek bir yanında. Hatta Anno 1800 ile beraber daha da savaşlara falan da önem vererek gerçek zamanlı strateji olmuş ama yok yani bugün açıp RTS değiller yani onlar. ya Özümüz. RTS de işte öyle bir RTS değil. Yani atayım Aha. karşılıklı birkaç saatte hani bitsin ya, StarCraft kafası, WarCraft kafası ya da ne bileyim işte Age of kafası değil. Yani alternatifi de yok yani, hani baktığında o kafaya giden oyunda çıkan bir yapıda değil, Ya yadırdıdır kafasında. dönem de farklı işte, dediğimiz Tabii. gibi. Eskiden Ya. PC deyince strateji temel türlerden biriydi. Evet. Ya bir de bu arada Millet hala öyle. Yani bak, gerçek zamanlı stratejiyi bir kenara koyarsak Grand strateji türünde oyunlar da var. Sıra tabanlı strateji türünde oyunlar da var. Hatta Old World çıktı. Bayağı güzel bir Civilization benzeri Old World diye bir strateji oyunu yeni çıktı. Her sene iyi kötü AA boyutunda mesela Ancestors Legacy diye bir oyun çıktı. Bir iki sene evvel. 2018 oynuyordu yanılmıyorsam. Gerçek zamanlı stratejiydi falan ama ya gene bir şeyleri tutturamıyorlar. Çünkü ya gerçek zamanlı strateji, şimdi 1 milyon insan oynuyor aylık diyoruz ama bu bugünün standartları için çok yüksek değil. Öyle olunca hakikaten böyle büyük işte büyük bir ekiple işte devamlı destek sağlanabilecek dengesine vesairesine, ki zaten multiplayer tarafta da oynanabilecek olması gerekiyor gerçek zamanlı strateji yapıyorsanız. O yüzden çok ciddi emek istiyor. Yani böyle belki 100 Evet. milyon dolarlık bütçe istemiyor ama 100 milyon dolarlık insan şeyi istiyor, dikkati istiyor. Onu da öyle parayla da alamıyorsun. 100 milyonu bastırıp alamıyorsun. Hani ayrı bir şey var Ya. onun üretiminde. Kolay değil. Bütün bunları üst üste binince hakikaten zamanında iyi yapılmış olan oyunların üzerine çıkmak mümkün olmadı. İnsanlar hala daha, ki ben de yani, oturup Definitive Edition'ı oynadım. Bir de Oynuyorum da yani.
Türün enteresan bir tarafı var. Senin dediğin çok doğru. Mesela eğer strateji oyunu yapacaksan ve online olacaksa hani Age of'lar, Red Alert'lar gibi gerçekten sağlam feedback'ler alması lazım bu oyunların. Evet. Çünkü bir online oynuyorsun ve iki oyun full denge üzerine kurulu bir oyun. Ve çok farklı varyasyon yapabilirsin bu oyunlarda. Yani ben bir birlik basarım, sen başka bir şeye basarsın. Yani tüm bunların dengesi zaman içerisinde toparlanacak. Zaman içerisinde rekabetten dolayı böyle ha, bu böyleymiş, bu böyleymiş. Yani uzun yıllar süren bir denge problemi bu. Bu MMO oyunları gibi aslında. Yıllar geçtikçe oturuyor işte, o bugları fixliyorlar. Şey yani o kafaya girmeleri gereken oyunlar olabiliyor bu tarz oyunlarda. Bir de bu tarz strateji oyunlarının şöyle bir handikapı var. Kendi türlerini öldürmelerinin sebebi de o. Teknik yenilik beklediğin oyunlar değil ya bunlar. Yani evet, bir aksiyon oyunu gibi sen strateji oyunundan bu grafikler neymiş böyle ya, bu eski grafiklerle ben bunu oynamam falan. Böyle bir teknik beklentin yok oyun içerisinde. O yüzden bu oyunlar hiçbir zaman eskimediği için yenisine de bir açlık hissetmiyorsun. Yani hani zaten teknik beklentin yok. Hani oyunların görsel dili gayet yeterli. İşte seslendirmeleri yeterli. Bir remaster'la toparlamış herifler işte oyunu. Yani Age of, yani ay be 20 yıllık oyunmuş gibi hissettirmiyor Definitive Edition oynarken. Halbuki evet, öyle oyun yani. Bir şey yapmadılar Definitive Edition'da. Adamlar ben de aynı şeyi ekleyecektim. Yani böyle kendini yenilemesi, devrim yapması falan da kolay bir tür değil. Değil. Evet, türün handikapı o yani. Hani üzerine çıkması zor. Diğer türlü FPS oyununda herif vuruş hissini arttırıyor. Görsele abanıyor, animasyona abanıyor. Bambaşka bir şey. Diyorsun yani bu oyun yeni. Yani o teknik olarak gösteriyor sonra o yeniliği. Ama strateji oyunları o konuda biraz kısır döngüye girdi ama işte farklı yerlere gidiyorlar. Bir de senin dediğin gibi o 2A dediğimiz büyük bütçeli olmayan oyunların da şey yapması zor. Gerçek zamanlı online oynanabilen RTS oyunlarını piyasaya sürmeleri biraz daha zor büyük evet, firmalara nazaran. Çünkü o feedback'i, o testi, o insan gücünü toplamaları işte bayağı kasıyordur onlar evet, için. Mesela şey, az evvel andığım Ancestors Legacy, oturup campaign'ini oynayacaksanız çok güzel. Hani Avrupa'nın farklı dönemlerinde farklı işte mesela Slavlar var içerisinde. Kuzey kabileleri falan ya, Vikingler mi vardı direkt tam net hatırlayamadım ama farklı campaign'ler geldiği zaman içerisinde single player oynayacaksanız, campaign'lerini oynayacaksanız çok güzel sinematik geçişlerle falan anlatımlı vesaire böyle hikayeli, tarihli bir yanı var. Ama multiplayer tarafında tutmadı oyun çünkü ya tutamadı. Yani insanlar bir türlü şey yapamadılar. Zor. Hani o içselleştirdikleri bazı şeyleri bulamadılar. Oynayıp deneyen adam ya ben bunun multiplayer'ını oynamam, gider Age of'un multiplayer'ını oynarım dedi. Tekrar oraya döndü. Yani dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz oyuncular olarak ama gelmemizin evet, sebebi de o. Sunulanlar şey olmuyor. Mesela bir bağımsız oyun vardı Two Ten Tale diye. Gerçek zamanlı stratejiydi. O biraz devrimsel bir şey yaptı. Devrimsel şey aslında strateji oyunları için mekanik olarak değil, kontrolör olaraktı. Yani kontrolörle bile oynayabileceğiniz bir yapıya sahipti. İşte bir lideriniz vardı. Ekipleriniz onun etrafında toplanıyordu vesaire falan. Hani hakikaten güzel bir yapıydı. Ama o da genele hitap etmedi. Hatta hali hazırda micromanagement yapmayı seven, klavye mouse ile oynayan ve yani bütün birlikleri tek tek idare etmeyi seven insanları yakalayamadığı için çok tutmadı. Başarısız değillerdi ama yani gene oturup Age of Empires'ı konuşmamızın önüne geçemediler yani. Ya bir de popüler bir marka yaratacaklarsa hani rekabetçi ortamda var olmaları, ilerlemeleri şart. O da kolay değil. Dolayısıyla zor bence. Şey de sıkıntı be abi. Yani insanoğlu bu devirde artık hani bilgiye hızlı erişmek, yeni bir şey öğrenmekle ilgili bir üşengeçlik içerisinde ya hani yani bilmediğim bir şeyi öğrenmekle kaybedeceğim vakittense açar iki el Age of oynarım da o yaygın düşünceyi besliyor olabilir yani. Çünkü strateji oyunları herhangi bir strateji oyununa girip içinde kaybolmak için ciddi bir 2-3 saat harcaman lazım, anlamaya çalışman lazım. Kaç 2-3 saat? Yani İşte yani hani evet, basic için söylüyorum en azından. Şimdiki neslin işte tüketim alışkanlığı, biz de dahiliz tüketim alışkanlığına tabii. Hani daha farklı şeyler istiyorsun ya, o yüzden artık yeni şeyler öğrenmektense eski şeyleri tekrar tekrar açıp oyun konusunda böyle geçirmek daha iyi olabilir. Son olarak da Mafya'dan bir tweet geldi. Tweet atmışlar. Mafya'dan bir tweet geldi deyince çok tuhaf. Bu aralar sürekli video çekiyor ya böyle Türkiye'de mafyalar, öyle bir şey anlamıyor. Hayda ama değil mi? Evet, ona dahil oluyormuşuz. İniskiler zorlu kardeşim. Bu ayağını denk al. Bizim bahsettiğimiz oyun olan Mafya, oyun serisi olan Mafya. Mafya'dan bana tweet gelmiş değil mi? Evden aldıracağız enişte. Mafya oyunu Family diye tweet atmış. Aile demiş. Sağ olsun. Herhalde anneler gününe özel miydi artık bilmiyorum. Ne tweet gibi o anlamadım. Herhalde remastered yapacaklardı ya Mafia 2 ile 3'ü. Bir daha remastered yapıp salacaklardı. Bu trend oldu. Crysis de tweet atıyor. Gaz veriyor. 3'ü de mi yapacaklardı? 3'ü de yapacaklardı diye duydum ben.
Abi ya 3'e dokunmayın, gerek yok ya 3'e. 3 zaten geçen sene çıktı. 3 zaten çok bir numara yok yani. Yani işte 2'ye de gerek yok ki bence. 2 zaten taş gibi çalışıyor yani. Ne yapacaklar merak ediyorum. Abi böyle bu hızla giderlerse yani yeni çıkarttıkları oyunun remasterını aynı anda duyuracaklar. Yani önümüzdeki sene evet, remaster. Gerçi oldu lan, o da oldu. Cyberpunk oldu işte. Hani aslında evet. Yani. Doğru. Ya ulan. Yani Mafia 2 remaster geleceği kesin gibi bir şey. Çünkü bir sağdan soldan yaz sınırlamasıyla alakalı izin aldıklarını söylüyorlardı bazı ülkelerden. Kesin gözüküyor. Mafia 3 de gelecek deniliyordu remaster olarak ama Mafia 1 yok aralarında. Mafia 1 remake o zaman istiyorum. Eyvallah, hemen söylüyorum ben. Tweet atmışlardı bana, cevap vereyim tweetine. Tunca abiniz Mafia 1 remake istiyormuş diyeyim. Mafia 1'in yayın haklarıyla alakalı bir sıkıntı var galiba. Evet. O problem. Yani orada bir değişik şeyler dönüyor. Çözsünler kardeşim, onu da bizim çözeceğiz. Değil mi? Mafya adamsınız. Oturun konuşun çözün kardeşim şu işleri. Bakalım çıkınca konuşuruz görüşürüz. Daha bir şey yok ortalıkta yani. Ama %99 yeni oyun değil. Remastered. Ona çok gaza gelmeyin. Crysis'te yaptığımız hatayı çok yapmayalım. Söylemiş olayım yani. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.